Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Günaydınlar diliyorum. Tabi izleyecekler için, ne zaman izleyecekseniz iyi akşamlar diyelim. Saatimiz 8.42. 11 Mart. Şu anda İzmit'ten çıktım. Gebze'ye doğru gidiyorum. Gebze'den yük bakacağım. Öncelikle anlatmam gereken şeyler var arkadaşlar. Onları anlatacağım. Kargo işini bıraktım. Piyasaya çalışıyoruz artık. Bu da yeni araba Iveco. Iveco ile birlikte piyasaya gidiyoruz artık. Onunla piyasaya çalışıyoruz. Dün İstanbul Avrupa'ya, Yeni Bosna'ya yük getirdim. Ondan sonra boşalttım. Boşalttıktan sonra geri dönüş baktım. Geri dönüşü yani iyi bulamadım. İyi fiyata bulamadım. Çok düşük fiyatlar yazıyorlardı. Onun için almak istemedim. Ben de sabahı bekledim. Sabah çünkü daha fazla yük olasılığı var ve daha iyi paralar yazabiliyorlar. Çünkü iyi yükler hemen sabah geliyor. Sabah alıp gidenler oluyor genelde. Şimdi İzmit'teydim. İzmit'e bir arkadaşımın yanına gittim. Orada istirahatimi ettim, dinlendim vesaire filan. Şimdi de Gebze'ye doğru, Marmara Nakliyeciler sitesine doğru devam ediyorum. Arkadaşlar, kargo işini neden bıraktın diyeceksiniz. Kargo işi aslında hani bırakmak istemiyordum. Ben kargo işinde farklı bir şey yapmak istiyordum. Kargo işinde şöyle, oraya şoför koyup, yani şoför full çalışacaktı. Ondan sonra ben de piyasaya çıkacaktım. Ben kafamdaki plan öyleydi. Ama olmadı. Çünkü başka birisi benim hattıma teklif verdi. Yani teklif verdi değil, Ali Cengiz oyunları yapıldı. Yani tuhaf şeyler oldu. Ve şu oldu, bir de teklif veren, yani benim hattıma göz koyan kişi bende çalışan bir insandı yani. Benle birlikte işte seferlik bana gelen bir insan, şofördü. Oradaki kargo merkezinin işte müdürüyle vesaire, şefiyle anlaşıp, konuşup, her şeyi halledip, ondan sonra arkadan iş çevirmelerle. Tabii bunlardan benim haberim vardı zaten. Ama ben kendimi hani düşürmek istemiyordum. Yani hem bu tuzağa düşürmek istemiyordum, hem de yani fiyatı düşürüp hamallık etmek istemiyordum. Yani tutup da ucuz fiyatlara orayı çekmek istemiyordum. Çünkü nereden baksanız 9-10, yani 9'da çıkıyorum. Gece eve gelmem 1-12-2 oluyor bazen, 3 oluyor, 4 oluyor vesaire filan. Yani bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğin karşılığı bu olmamalı. Düşürmek olmamalı. Yani emeğinizi düşürmek olmamalı. Öyle bıraktık. Şimdi piyasaya devam ediyoruz. Yani bunu daha detaylı anlatırım. Merak edenler için daha detaylı bir şekilde anlatırım zaten. Ama çok da konuşacak bir şey yok aslında. Çünkü hani yanında çalıştığı adama ihanet eden birisi veya işine göz koyan birisinden zaten bir şey bekleyemezsin. Bunlar normal şeylerdir. Onun için çok görmüyorum. Öyle. Şimdi artık piyasadayız. Piyasaya çalışıyoruz. Şimdi Gebze Nakliyecilere gidiyorum. Marmara Nakliyeciler sitesi diye de geçer. Bilen bilir. Marmara Nakliyecilerden şimdi yük bakacağım. Ankara yönü olur, başka taraf olur. Topluya gideceğim. Parça yapıyoruz. Dün getirdik. Dün 6 palet aldım. Pardon, 5 palet aldım. Güzel bir fiyat yazdım.
güzel bir fiyata getirdik. Şimdi de inşallah bir şeyler bulabilirsek tekrardan Ankara veya çevre illere gitmiş olacağız inşallah. Yani ondan sonra şimdi düşüncelerimizi sonra aktaralım. Bu videoyu bilgilendirme videosu olarak yapalım. Sonraki videolarda gelecek içerikler yüklerle alakalı olur. Yani parça işiyle alakalı olur videolar çekeriz. Yine zaten buradan video çekerek duyurumu yapmış olurum. Beni izlediyseniz şu ana kadar herkese çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve kanalı beğenebilirseniz ve videolarımı beğenebilirseniz sizlere çok minnettar olurum. Hepsi daha iyi bir video kalitesi çıkartmak için, yani kesinlikle kendimle alakalı bir şey yapmayacağım. Sadece size güzel bir içerik çıkartmak istiyorum. İçerikler çıkartmak istiyorum. Herkese teşekkür ederim.